cennetten geldiğine inanılan Hacerül Esved taşına giden yolu görüyorsunuz. İnsanlar birbirleriyle yarışıyorlar. Hacerül Esved taşına dokunabilmek için. O gün Kabe'de kalabalıktan dokunamamıştık, görememiştik ama Hacerül Esved'e dokunmak İstanbul'da kısmetmiş. İşte cennetten geldiğine inanılan Hacerül Esved'in parçalarından biri. 1,5 ay önce Kabe'deydim Allah'ın izniyle. Kendisini göremedim orada izdihamdan. Şimdi burada. Şimdi burada çok şükür elhamdülillah. Ne hissettiniz? Çok mutluyum. Altın çerçeve içinde siyah küçücük taşlar, inci gibi parlak. Onu karşısında görenlerse huzurlu, mutlu. İstanbul'dan Mekke'ye yolculuk yapıyor gibi. Peygamber Efendimizin öpüp kokladığı, Kabe'ye gidenlerin görmek için birbirleriyle yarıştıkları Hacerül Esved'den 4 parça İstanbul'da Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin duvarlarını süslüyor. Parçalardan ikisi minberde, biri altın çerçeve içinde mihrabın hemen üstünde, diğeri ise caminin giriş kapısında bulunuyor. Peki bu paha biçilemez taşlar İstanbul'a nasıl geldi? Kabe'nin tamiri sırasında Hacerül Esved'den bir parça yere düşüp kırılır. Biri o parçayı alır İstanbul'a, Kanuni'ye getirir. Padişah önce çok kızar, hatta getiren kişinin öldürülmesini emreder. Ancak Mimar Sinan Kanuni'yi sakinleştirir, hem o kişinin ölmesini engeller hem de Hacerül Esved'in parçalarını ustalık eseri olan bu camide ölümsüz kılar, itinayla yerleştirir camiye. Parçalardan biri daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesine yerleştirilir. Hacerül Esved siyah taş anlamına geliyor. Kulların günahlarından karardığı söyleniyor. Aslında bu parçaların bu camide bulunduğunu bilenlerin sayısı çok fazla değil. Ama bilenler de çok büyük ilgi gösteriyor. Hacerül Esved'e dokunmak isteyenler de minberdeki bu yazıların silinmesine neden olmuş. Turistlerin de ilgisi büyük camiye. I think it's very beautiful. Çok güzel bir cami. Hikayesinden çok etkilendim. Özellikle Ramazan ayında ziyaretçisi çok bu önemli caminin.